Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Mart 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, Güneş 20 Mart'a kadar Balık burcunda parlayacak. Sizin 9. evinizde parlayacak. Bu ayın genelinde yine önemli etkilerimiz var. Özellikle meydana gelecek olan ay tutulması kişisel olduğu kadar toplumsal alanlarda da önümüzdeki 6 ayı önemli ölçüde şekillendirecek, belirleyici olacak. Güneşin 9. evinizde parlaması geleceğe dair umutlarınızı arttırırken sizin için biraz daha ruhsal, spiritüel, felsefi, manevi etkiler de getiriyor. Ve 10 Mart'ta 20 derece Balık burcunda yeni ay doğacak. Bu yeni ay tüm su grubu burçlarımız için güçlü destekler getiriyor aslında. Üstelik 9. ev şanslı bir evdir. Kişisel gelişimle ilgili bir alandır. Bu evdeki yeni ay yeni hedeflerinize odaklanmanızı, hayatınızda yeni kapılar açılmasını sağlayabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 20 derece ve yakınlarındaysa bu yeni aydan çok daha güçlü, önemli etkiler alabilirsiniz ve tabii ki değişken burçlarda gezegenleriniz varsa alacağınız etkiler artacaktır. Yurt dışı konuları, uzaklar, uluslararası işleriniz, seyahat planlarınız, üniversite, akademik çalışmalarınız, medya, yayıncılık, internet üzerindeki işlerinizde bazı yeni açılımlar olabilir. Bununla birlikte hukuksal konular, hak arayışlarınız, mahkemeler, davalar ve benzeri alanlarda da birçok yengeç için önemli gündemler bu yeni ayla birlikte hareketlenebilir. Özellikle 10 Mart'tan 25 Mart'a kadar olan süreç içerisinde yeni ay etkileri yavaş yavaş kendini gösterebilir. İnancınızın, manevi gücünüzün artacağını, biraz daha belki hayattan beklentilerinizin güçleneceğini söyleyebiliriz. Bir yandan da tabii ki böyle akışta kalacağınız, o balık etkisiyle işte inançlarınızın güçleneceği, olup bitenleri kabulleneceğiniz, sezgilerinizden, yaratıcı enerjinizden yararlanabileceğiniz bir dönemdesiniz. Ve bu ay çok özel kavuşumlar da var gökyüzünde. Biliyorsunuz ay düğümleri Koç terazi aksında, tutulmaları da buralarda yaşıyoruz zaten. Kuzey düğüm Koç burcunda ve Şiron Koç burcunda kuzey yönlü bir birleşim yaşayacak ay düğümünde. Bu önemli bir gezegen semboliği çünkü az rastlanan bir durum. En son işte 50-55 yıl öncesinde böyle bir pozisyonla karşılaşmıştık. Üstelik sizin haritanızda da çok önemli bir pozisyonda. Haritanın tepe noktası dediğimiz 10. ev üzerinde ve tabii ki öncü burçlarımızı da daha fazla etkileyen bir pozisyonda. Şimdi Şiron semboliği nedir? Buna baktığımızda anahtar şeklinde bir aslında sembolü var. Haritamızın kilit noktalarını açan bir anahtar gibi düşünürsek bunu, mitolojide yaralı şifacıdır. Ruhsal, bedensel, zihinsel, kendimizle ilgili eksiklerimizi, hatalarımızı, gölge yanlarımızı keşfettiğimiz, bunları tamamladığımız, dönüştürdüğümüz, şifalandırdığımız yönlerimizle alakalıdır. Yani buradaki arayışlarımızı, hayattaki ilerleyişlerimizi gösterir ve önemli bir sembol tabii ki bu. Tıkanık noktaların açılması, işte kilitli bir şeylerin açılması gibi sembolü var. Özellikle 10. evinizde olması iş kariyer konularında sizin için önemli adımlar getirebilir. Yani bir kapının açılması anlamına gelebilir bu, özellikle mesleki konularda. Belki bir eğitime başlayacaksınız, işte balık yeni ayının tesiriyle mesleki anlamda sizi destekleyecek bir eğitim almanız, doğru kişilerle temasa geçmeniz mümkün. Ya da işinizde tıkanıklıklar varsa bunları açmak için doğru kişiler karşınıza çıkabilir, yeni bilgiler öğrenebilirsiniz. Burada medyadan yararlanabilirsiniz. Örneğin uluslararası konularda bazı çalışmalarınız olabilir. Bu size rehberlik edecek bir kişi, bir rehber, bir öğretmen olabilir. Aileyle ilgili konularda sorunlarınız varsa, belki ebeveynlerinizin sağlık sorunları var ya da ailevi anlamda böyle bir sorununuz var. Bunu çözebilirsiniz ve çözüm yolları bulabilirsiniz. Buralarda yine önemli danışmanlıklar almanız, karşınıza önemli yol gösterici kişilerin çıkması da mümkün görünüyor. 5, 6, 7 Mart gibi Şiron Kuzey Düğüm kavuşumu netleşecek. En önemli etkilerini bu zamanlarda görebiliriz ama ayın genelinde de bu tesir devam edecek sevgili yengeçler. Ve 20 Mart'tan itibaren Güneş Koç burcuna geçiyor. İlkbahar ekinoksu, ilkbahar başlıyor. Yeni bir astrolojik yılımızda başlayacak. Bu da tabii ki önemli bir etki. Kariyeriniz, işiniz, geleceğinizle ilgili konular Güneş tarafından daha fazla
aydınlanmaya başlayacak, daha fazla gündemde olacak. Nisan ayında, 8 Nisan'da zaten burada bir Koç tutulması yaşayacağız. Çok güçlü etkileri olan, yine çok kadersel bir etkiden bahsediyoruz. Evet, 25 Mart'ta 5 derece terazi burcunda dolunay ve ay tutulması meydana gelecek. Sadece bu ay ile sınırlı değil. Önümüzdeki 1-1,5 ay çok güçlü olabilir bunun etkileri ve Eylül'e kadar da devam edebilir terazi burcu ay tutulmasının tesirleri. Dördüncü evinizde olacak öncü burçlarımız ve sizin için tabii ki önemli bir ay tutulması bu. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşinizle yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa bu ay tutulmasının etkilerinin çok daha güçlü ve belirgin olacağını söyleyebilirim. Dördüncü ev biraz duygusal alandır, ailevi konulardır, yuvayla ilgili, ebeveynlerle ilgili konulardır. Ve ay tutulması da duygusal hassasiyetler içerebilir tabii ki. Bu bir evlilik konusunu, yuva konusunu temsil edebilir. Bir taşınma, yer değiştirme konusu olabilir. Ebeveynlerle ilgili bir konu olabilir. Evden de ayrılma olabilir, evi satma olabilir, taşınma, belki boşanma olabilir. Ya tabii evlilik de olabilir. Yani bunlar haritanızın aldığı etkilere göre değişebiliyor. Kendi içerisinde böyle bir yuva temalarında, ailevi konularda daha kadersel bir dönüşümü bize işaret ediyor. Büyük oranda aslında bereketli ve şanslı bir etkisi olduğunu söyleyebilirim. Yönetici gezegenin Venüs'ün Balık burcunda olması, yüceldiği bir burçta, bununla birlikte Boğa burcundaki Jüpiter'le de güzel bir temas içerisinde olması, ay tutulmasının getirdiği tesirlerin bizim için iyileştirici, şifalayıcı, bereketli bir etkisi olduğunu söyleyebilirim. Yani burada bir sorun varsa belki sorunlarla yüzleşeceğiz ama sonucunda buradaki dönüşümler hayatımıza iyileştirmeler de getirecek, kısmetler de getirecek sevgili yengeçler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay dilerim. Hoşça kalın.